Döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıta yansıdı. Özellikle motorin ve benzin grubuna gelen zamlar vatandaşları olumsuz etkiledi. İndirim gelecek mi? Zamlar ne kadar daha böyle sürecek? İşte cevapları. Merhabalar, ben İbrahim Polat, RP Akaryakıt Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda da Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası Kayseri Şube Başkanıyım. Bu süreç bir süre daha bu şekilde devam edecek. Doların artması aynı zamanda TL'nin değer kaybına sebep verdiği için ve de devletin ÖTV'yi karşılaması bittiği için belirli bir süre devam edecek. Bu hafta içerisinde LPG'ye bir zam beklenmekte. Benzinde bir düşüş var. Bu indirimin sebebi nedir? Bu indirim dövizin artmasıyla gelen yansıtılmasının tekrardan dövizin düşmesiyle bir yansıması olarak düşünebiliriz. Peki sadece benzin grubunda mı olacak? Şu anda benzin grubunda olacak ama ayın ikisi gibi de LPG'ye bir 40 kuruş zam beklentimiz var şu anda da. LPG'ye zam beklentimiz var dedik. Ne kadar daha sürecek? 40 kuruşun ardından tekrar zam gelebilir mi? Şimdi arkadaşlar hep birlikte izliyoruz. Zaten dünya tarzında da, dünya bazında da belirli şekilde hem dövizin artışı, aynı zamanda da akaryakıt Brent petrol fiyatının artışından dolayı bu günümüzde tamamen zam olarak yansıyacaktır. Eklemek istediğiniz başka bir şey daha var mı? Son olarak akaryakıt zamlarının genellikle vatandaş bazında benzinicilerin yaptığını söylüyorlar ama bunu esasında ekonomik dalgalanmalardan kaynaklandığının da farkına varmasını istiyorum vatandaşımızın. Bize kızmasın, ülke ve dünya bu şekilde olduğu için fiyatlar bu şekilde dalgalanmaya devam edecektir arkadaşlar.